Gebe kalmayı planlayanlar, gebe olanlar ve gebelik diyabetiyle karşı karşıya kalanlar, bununla ilgili Eğer süreci zaten soruyor. gebelik planlı yapılacaksa mutlaka önce bir kadın doğum doktoruna gidiyor çiftler zaten. Orada gebelikte risk oluşturacak hastalıklar araştırılıyor. Düşük yapacak mikrop var mı yok mu şeklinde. Kan sayımları, kansızlık var mı? Tiroid hormonu bakılıyor mesela. Çocukta gelişme geriliği, zeka geriliği yaptığı için. Bunlar bakılıyor. Şeker de mutlaka bakılıyor. Bunlar hepsi normal çıkmasa sizin gebe kalmanıza engel bir durum yoktur şeklinde bilgi veriyor biz zaten onlara. Sonrasında gebelik oluştuktan sonra da hastaların belli haftalarda bunu çok iyi yapıyor kadın doğumcular zaten. Çok iyi takipleri yapıyorlar. Belli haftalarda takipleri yapılıyor ve yükleme testleri mutlaka yapılıyor. Son 15 yılda. Tabii bu yükleme testleri 50 miligramlık var, 75'lik var, 100'lük var. Eğer yüksek risk grubunda ise hasta bunlara 75 miligramlıktan direkt yükleme testi yapılıyor mesela. Ama yüksek risk grubunda değilse 50 miligramlık şeker yükleme testi yapılıyor. Onda şüpheli durum çıkarsa 75'lik yapılıyor. Onda şüphelisi 100 miligramlık yapılıyor mesela. Şöyle anlıyoruz. Gebelikte hasta gene iyi bir takip, kadın doğum uzmanları bu süreci evet. yönetebiliyorlar. Anne için, bebek Tabii için herhangi kesinlikle. Bir risk oluşmadan düzgün bir gebelik ve evet. hani sağlıklı bir doğumun gerçekleşmemesi gibi bir durum yok. Yeter ki gene bütün diyabet tip 1, tip 2'de söylediğimiz gibi düzgün bir süreç yönetimi yapılsın değil mi hocam? Orada Tabii. çok korkmamız o yüzden gebelik şekeri bir şey tanısı yok. Koymak çok kolay günümüzde. Çünkü bütün Hı-hı. kadın doğum uzmanları bu konuda eğitimle bilinçli mutlaka hastayı bu konuda araştırıyorlar ve teşhis şüpheli olan durumlarda mutlaka bize hastayı zaten yönlendiriyorlar. Doğuma kadar hastayı kadın doğum uzmanı beraber biliriz diyoruz.